Aleyküm selam. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin diyelim. Yaşar Teşekkür Hocam'la ederim. birlikteyiz. Hocam hem eğitimci birisi olarak hem de malum Evet. Çankırı'nın köylerinde eğitimde gerçekten de başarılı hizmetler yapmış, değerli öğrenciler yetiştirmiş birisi olarak size önce eğitim nedir diye sorsak. Eğitim, ilmi öğrenmek ve uygulamaktan ibarettir. Evet. Genelde çocuklarımız 5 yaş üzeri eğitime başlıyorlar. Okullarda almış olduğu eğitimle ve kazandıkları tecrübelerle hayatlarını sürdürüyorlar. Eğitim ailede mi başlar diye Eğitim sorsak, hep ailede sorulan bir başlar. soru. Çünkü ilk eğitimci annedir ve babadan almış olduğu eğitimini okuldaki takviyeyle hayatını yönlendirir. Yani ailedeki eğitim önemli. Aile önemli çünkü ilk sesi ana rahminde duyuyor annesinin Evet. sesini. Sonra dünyaya gelir yine annesiyle beraber. Babası da aile içerisinde hayat sürüyor. Onlardan almış olduğu bilgileri okulda kuvvetlendiriyor. Ve Okuldaki böylece o zaman eğitim ve öğretim mi diyelim? tabii eğitim ve öğretim zaten ismi de o. Eğitim ve öğretimden geçmek zorunda çocuklar. Evet. Çocuklarımız bu şekilde eğitim ve öğretimi alanlar hayatta başarıyı yakalayabiliyorlar, başarılı olabiliyorlar. Aynen öyle. Eğitimi alıp da öğretim alamayanlar genelde alt kademelerde Sırta kalıyor. kalıyorlar. Sınıfta kalmıyor da alt kademede biraz daha ezginlik hayatını yaşamış oluyor Allah böylece. yardımcı olsun diyelim o Hepimizin Allah kardeşlerimize de. yardımcısı Peki olsun. hocam, malum olduğu üzere baktığımız zaman sosyal medyada böyle biraz paylaşımlarınız var. Genelde doğru yolu yürümek diye Güzel bir yolu güzel yürümektir. yolu güzel yürümek diye böyle birazcık daha dini, ondan sonra Hastalık. anlatımlarınız var, Evet. şiirleriniz var. Şimdi Yaşar hocam, buradan biz size şunu soralım. Peki din nedir? Din Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberlere gönderilen ve onların da bize tebliğ etmiş olduğu ilahi bir kanundur. Evet, peki İlahi kanundur. aynen öyle. Peki baktığımız zaman hani dini ibadetler mi yoksa ahlaki değerler mi ön safhada diye sorsak? Zaten dini kurallar içerisinde hayat yaşayan insanlar kurallar zincirini de tamamlamış oluyor. Ya yani ahlaklı olmak zorundalar. Dinin getirdiği şey zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne dedi? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dedi. Evet. Birincisi bu. İkincisi Rabbim beni terbiye etti dedi Allah Resulü Evet. Kibriya Aleyhisselatü Vesselam. Bakın içerisinde ne var? Terbiye var, ahlak var. Yine orada da bir Dinin aslı dinin sözlerinden daha ziyade yaşanmasıdır. Yaşadığın zaman dinci olursun veya dini uygulamış olursun. peki Lafta sadece güzel kalır, başka bir şey olmaz. peki baktığımız zaman yine Peygamber Efendimiz malum bir hadis-i şerif var. Eksik söylersek siz tamamlayın onu. Müslümanlar bir duvarın tuğlaları gibidir. Birbirlerine zinciri gibidir, yardım etmek zorunda. Biri koptuğunda diğeri de Yani parçalanmış tuğlaları olabiliyor. gibidir diyor. Peki baktığımız zaman Zaten İslam coğrafyasında öyle bir zincir var mı? Tuğla düzeni var mı diye yok sorsak. maalesef artık ne zincir kaldı ne tuğla Peki kaldı. bunun Biz de sebebi bu binanın altında kaldık maalesef. ne diye Yani sorsak? kilidin altında kaldık. Bunun sebebi ne? Uygulanmayan ve içerimize sokulan fitne fesat, iç mihraklar, dış mihraklar, dünya Bozdular. düzenini olduğu gibi bozdu ve bugün Muharrem'in 4. günü. İnşallah Hicret'in 1442. yıl Evet. dönümü Bugün mü? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret edeli 1442 sene olmuş. Ne demek bu? Efendimiz sahabesine demişti şöyle ben asırda geldim, asır zamanında geldim. Demek ki ikindi zamanı asır. Evet. Şimdi 1400 sene geçince ne olur? Akşam olmuş. Hava karardı arkadaşlar. Hava karardı ve böylece artık güneşin batma saati geldi. Sosyal yönde birbirimizi değil, herkes kendisini, ailesini kurtarmak zorunda. Olayın özü bu. Olayın özü bu. Peki hocam buradan malum hicretin yıl dönümü dediniz. Hicret tabii ki sadece bir yerden bir yere göçten ziyade hicreti bir de günahlardan Arınmak. tövbeye
sarılma olarak da görebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi aşure gelecek. Aşure olacak. Evet. Aşure de Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevbesinin kabul olması, Nuh peygamberin gemisinin kurtulması, İbrahim peygamberin Ne? ateşe atılıp gülistan olması, İbrahim'in bu örneği olduğu kadar İsmail'i kesmemesi bıçağın, Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın denizi yarıp kavmini kurtarması gibi büyük olaylar olmuştur. Ayrıca İslam aleminin üzüntüsü var bunun içerisinde. Hazreti Hüseyin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kerbela'da 72 Ehl-i Beyt ile beraber şehit olması üzüntüsü var. İşte bunlar tarihte yaşanılmış olaylar. Bizi sevinçtiren olanlar da var, üzen olaylar da var. Hepsi tabii ki İslam aleminde takdir-i ilahi olarak kabul edilmiş. Biz de bu günleri iyi yad edeceğiz. Onların arkasında, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in arkasından dualar edeceğiz. Onların bize şefaatçi olması için Rabbül Alemine yakarıp yalvaracağız. İnşallah diyelim. Buradan yeni hicri yılınızda kutlu olsun diyelim. Mübarek Hepimize olsun Cenab-ı inşallah. Allah hepimiz hakkında hayırlara İnşallah vesile diyelim. olmasını niyaz ediyoruz. Peki Yaşar Hocam yol nedir? Yolu güzel yürümek nedir diye sorsak paylaşıyorsunuz ama Evet, yol ihdinas sıratel müstakim. Fatiha-i Şerif'teki ihdinas sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi hidayet üzerine bulundur duasıdır. Yani dini İslam'ı mübini güzel bir şekilde yaşayabilmektir. Amaç bu. Yolu güzel yürümedeki gaye bu. gaye de bu. Ha, yürürken kendin yürüyeceksin. Zaten sen yürüdüğün zaman düzgün eş dost senin arkandan gelir. Peki hemen son soruyla bitirelim inşallah. Baktığımız zaman yolu toplum olarak düzgün yürüyoruz diyebilir miyiz? Toplum düzgün yürüyor mu? Yok maalesef. Çünkü Yol sizsen mu bozuk yoksa yok, yol vatandaş? da bozuldu aslında. Yol da bozuldu ve yolu yürüyenler de artık yolu yürüyecek metaha kalmadı. Nöroloji ve psikolojik üzerinde araştırma yapanlar ve hastanelere gittiğinizde birçok insanların bu gibi ilaçları tükettiğini Bunun sebebi görüyoruz. şu diyebilir miyiz hocam? Peki biraz uzatıyoruz ama baktığımız zaman insanlar kalabalıklar içinde yalnızlar. Aslında normalde insanların en büyük yalnızlığı zaten psikolojik sorunu ortaya çıkarıyor. Yani derdini, sıkıntısını veyahut da neşesini, hüznünü paylaşabileceği hani bir kimseyi bulması biraz zor. Efendim, şimdi aslı şudur. Peygamber Efendimiz'den yola çıkmak gerekiyor. O bir gün namaz esnasında şöyle dua ediyordu. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilni ilâ nefsi tarfet aynen. Hazreti Ayşe dedi ki, siz dedi hep rahmetten bahsediyorsunuz. Yani amellerinize güvenemez misiniz? Dediğinde şu ifadeyi kullandı. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ben ondan rahmet diliyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar da beni bana bırakmaması için dua ediyorum ya Ayşe dedi. Ve bu çok önemli. İnsanlar şimdi başkalarına medet umacak, tabii ki olacak. Ama gerçek dost, gerçek yardımcı Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ona yalvardığında, ona hitap ettiğinde mutlaka karşılığını bulacak. Siz bana dua edin, istecib lekum. Ayeti kerimede böyle beğeniliyor. Siz bana dua ediniz, ben sizin duanızı işitirim ve kabul ederim buyuruyor. Dua edersen ne yalnız kalırsın, ne başın O ağrır, zaman ne sıkıntın olur. nörolojiye Vallahi nöroloji gidenleri gidenlere Çankırı'da önceki senelerde nöroloji doktorumuz da kendini balkondan aşağı attı. Allah rahmet Allah etsin de Allah vermesin kendisine. diyelim. Cenab-ı Allah bizi bu hallere Amin düşürmesin. inşallah. Yalvar kul Allah'a yalvar sözüyle sohbetimizi bitirelim. İnşallah hocam o zaman şunu da ekleyelim. Cenab-ı Allah kulu kula vesile kılıyor ama değil mi? Yani
Elbette ki birbirinizi tamamlayacaksınız diyor. şimdi Yani yani Peygamber Efendimiz de yine baktığımız zaman anlatılanlarda diyor ki ya Rabbi bize iki Ömer'den birini nasip et. Yani insanların birbirine aslında ihtiyacı var ve tamamlayıcısınlar, öyle değil mi? mutlaka onun için Yani ben sadece yalnız yürüyorum işte, öyle bir dünyada ha. herhalde yok. Tabii şöyle yani insanların yaratılışı iki kısım. Yani. Ülvi ruhlar, süfli ruhlar. Yani sen ülvi ruhlarla birlikte olursan mutlu ve yeryüzüne de saadetli bir ömür geçirirsin. Ama süfli ruhlarla birlikte olursan maalesef onun gibi helak olur. Hem yeryüzünde sürünürsün hem de ahiretin helak olmuş olur ki onun sonu cehenneme zümeradır. Cenab-ı Allah hepimizi bu hallerden korusun. Amin diyelim hocam. Arkadaşını seçmek şöyledir. Sana ne olduğunu söyleyeyim, bana arkadaşını söyle diye büyüklerimiz en güzel sözünü tamamlamıştır. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu Olayın aslı söyleyebileceği bu. işin aslı da budur. Hocam.